Kadir. Ali vuramıyor. Boşta kalan top. Rıza. Ve gol. Rıza önünde seken topa çok sert vurdu. Zavat'ın yapacak hiçbir şeyi yoktu. Ya aslında çok sormak istemiyordum hocam ama çok soru geldi bununla alakalı. Çok kişi sordu. O maçta muhtemelen hatırlıyorsunuzdur, aleyhinize kötü bir pankart vardı. Aslında bizi, hani sizi daha çok sevmemizi sağlayan bir pankart vardı Rıza Efendi ile biten. Onunla alakalı hisleriniz neler? Nasıl etkilemişti mesela sizi? Şimdi ben tam böyle şeyde açtılar onu. İstiklal Marşı okunurken açıldı. Tam ve öyle bir pankart. Tam da benim önüme geliyor böyle. Direkt karşıma geliyor. Ve bir kere niye astılar anlamadım. Bir. Yani ikincisi ben kendim biliyorum. Ben yokluktan gelen bir insanım. Ben ilkokulu ben bitirdim. Ve ilkokuldan sonra okuyamadım. Şansımız olmadı. Ama ben Beşiktaş takımının kaptanlığını yaptım. Milli takımın kaptanlığını yaptım. Ben gittim sonra İngiltere'de İngilizce öğrenmeye gittim. Yani öyle şey değilim. Ben kendini geliştiren bir insanım. Ama ben onu bir kere Fenerbahçe taraftarına hiçbir zaman mal etmedim. O kendini bilmeyen birkaç kişinin yazdığı şey. Bir kere ben sadece onlara şu cevabı verdim. Dedim ki bir kere yaptıkları çok ayıp. Bu mesleği yapan bir sürü Fenerbahçeli taraftar var dedim. Fenerbahçe taraftarını çok seven bir insan. Ha siz beni küçük düşürmek için yapıyorsanız ben hayatta küçük düşmem dedim. Ben dedim onunla gururlanırım dedim. Ya babamın şeyinden dolayı gururlanırım dedim yani. Ve ben eve gittim. Oturuyorum beni başbakan aradı. Bir sürü milletvekilleri aradı. Herkes beni aradı bu olay içinde. Ben ama hiç şeyimde değildi. Ben de kafama takmadım. Benim için maç bitti ya. O maçı da öyle kazandık ya. Ya bundan daha mutlu bir şey yok. Veya bana o soruyu Erman Hoca canlı yayında sorunca bu yayıncı kuruluşun şeyinde canlı yayında sorunca benim aklıma geldi. Ben unutmuştum. Ben hiç umurumda değildi. Ondan sonra olay büyüdü. Evet. Bayağı bir büyüdü. Fenerbahçeliler aradılar, özür dilediler. Bir sürü şeyler oldu. Dedim özür dilemenize gerek yok. Yani bu kadar şey bir küçücük bir şey koskoca Fenerbahçe camiasına mal edilir mi yani? O tabii yüzden de üstünde ben fazla durmadım. Ama tabii ki yani iyi bir şey değil. Yani ama şu evet. Açıdan iyi bir şey değil. Hadi beni boş ver de o işi yapan dediğin gibi bir sürü insan var yani. Onlarla alnının teriyle parasını kazanan insanlar yani. Hepimiz öyleydik yani. O yüzden de fazla durmadım üstünde ben. Evet, aşağılanabileceğini düşünüyorum ama aşağılanabilecek bir durum değil zaten. Öyle bir şey olur mu? Bir de maçın öyle bitmesi de çok farklı bir şey oldu. Tamam, onu söyleyecektim. Hani onun üzerine kazanmamız hakikaten çok büyük, daha maçı anlamlı kıldı. Hocam, onu yazan adamın kafası nasıl çalışıyor ben onu anlamıyorum ya. Yani nasıl evet. Sen bir, nasıl bir şeysin de sen, nasıl bir insansın da onu aklına getiriyorsun. Bir de ben şey bir antrenör olsam, herkesle dalaşan, eden veyahut da bozan, herkesin aklında kötü konuşan birisi de olsam derim ki ya adamlar normal tepki için yapıyor derim ama ben hiç kimseye dokunmam, hiç kimseyle böyle dalaşmam etmem, hiçbir şeyim olmaz yani. Ama öyle bir şeyle karşılaştık yani. Ama önemli olan yani dedim ya Beşiktaş'ı orada galip getirmekti. Onu başardık yani. Yani çok büyük bir maçtı. Dediğiniz gibi size çok katılıyorum. Kesinlikle tekrarına gelebileceğini zannetmiyorum. En azından biz göremeyiz herhalde. Olursa da biz öyle göremeyiz. Zor olur ya. Kaleci çıkacak. Bir de öyle bir Fenerbahçe. Ama bir de Fenerbahçe'nin çok iyi dönemiydi yani. Gerçekten iyilerdi.